Arkadaşlar merhaba. Bu hafta toplumsal değişmeyi etkileyen faktörler konusuna devam edeceğiz. Geçen hafta toplumsal değişme, daha önce değişmenin ne olduğunu tanımladık. Arkasından toplumsal değişme kavramını ele aldık. Bu hafta da toplumsal değişmeyi etkileyen iki önemli faktör üzerine durmaya çalışacağım. Birisi modernite, birisi de küreselleşme. Tabii toplumsal değişmenin en baştan beri esasında kürede, dünya üzerinde elbette bir değişim. Sadece bugün ortaya çıkan bir durum değil. Şüphesiz tarih boyunca, belki işte 20-30 bin yıllık bir tarihsel süreç boyunca insanlar belli teknik aletlerin geliştirilmesi, belli siyasi işte düşüncenin geliştirilmesi, kültürün, sanatın, bilimin bu alanda belli bir mesafe şüphesiz kat etmişlerdi. İnsanlar doğaya yavaş yavaş egemen olmaya başlamışlardı. Tekerleğin, işte yazının icadı, ateş madenlerin bulunması, bütün bunlar elbette medeniyet üzerinde belirli önemli etkilerde bulunmuştu. Fakat elbette ki modernite adını verdiğimiz Batı Avrupa'nın işte 18, belki 17. yüzyıldan sonra yaşamış olduğu bu toplumsal, siyasal, ekonomik dönüşüm diğerlerinden çok farklı bir durum arz ediyor. Bir kere modernite dünyanın belirli bir köşesinde, Batı Avrupa'da başlamış olması nedeniyle yerel bir şey olarak sayılabilir ama etkileri bakımından bütün dünyayı etki altına almış oluyor. Daha önce tarihin hiçbir döneminde bir toplumsal değişme, bir ekonomik, siyasi, sosyal değişme dünyanın bütün üzerinde bu kadar belirleyici bir etkide bulunmamıştı. Yani bugün öyle bir durum aldı ki dünya, bütün bu moderniteden, tüm bu Avrupa'nın ürettiği teknolojiden, dünya görüşünden, Avrupa'nın siyasal örgütlenmesinden, insan haklarından, demokrasiden neredeyse haber olmayan, dünya üzerinde bunları bir şekilde etkilenmemiş hiçbir toplumun bugün dünya üzerinde kalmadığını söyleyebiliriz. Yani çok küçük mikro ölçekte örnekleri belki vardır ama bunun ötesinde dünyada artık bugün modernitenin girmediği hiçbir alan yoktur dediğimizde bu herhalde çok da abartılı bir netice olmaz. Daha önceki yaşanan değişmeler bu kadar büyük çapta, küresel çapta bir etki meydana getirmiyordu. Yani diyelim ki Çin'de bir teknik gelişme, teknik icat, ne bileyim işte bir önemli belki atılım yapılıyordu ama bu Çin'den mesela barutu Çinliler işte ikinci mi üçüncü yüzyılda kullanmaya başlamışlardı belki. Yani bir 500-600 sene belki dünyadan uzak bir şekilde bunları kullanmaya devam ediyorlardı. İşte Avrupa'nın bununla tanışması çok sonradır, yani 13. 14. yüzyıldan sonradır. Demek ki belli bir süre orada kendi gelişimini sürdürdü ama dünyanın geri kalanında bu kadar büyük bir yayılma hızı söz konusu olmadı. Yani modernitenin diğerlerinden farkı çok hızlı bir yayılma seyri göstermesi. Hele bugün bu dijital teknolojilerin gelişmesi, iletişim patlaması veya iletişim devrimi dediğimiz şeyle birlikte bugün dünya ölçeğinde herhangi bir devrimin, herhangi bir devrim demeyelim, buna bir değişimin küre ölçeğinde haber alınması neredeyse saniyeler alıyor. Yani eskiden aylar, yıllar, belki yüzyıllar alırken bugün saniyeler içerisinde diyelim ki bugün yaşadığımız pandemi ile ilgili mesela İngiltere'de bir laboratuvarda diyelim ki bir aşı çalışması yapılıyor. Belki başarılı oluyor. Bu hemen anında dünyanın her tarafından haber alınıyor. Yani o kadar bilgi hızlı yayılıyor ki artık bu böyle bir dediğim gibi zamanı alan bir şey değil. Anlık hatta eş zamanlı, senkronik bir şekilde yayılmaya başlıyor. Bu bile değişimin ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor. Siyasal devrimler, dünya görüşleri çok hızlı birbirini etkiliyor. Amerika'da diyelim ki olan bir olay, mesela 11 Eylül diyelim ki, dünyanın geri kalanı bundan ayrı kalamıyor. Elbette bu gelişme bütün dünyayı etkiliyor. Yani bugün tabii bunda küreselleşmenin de çok büyük bir etkisi var. Modernite ile küreselleşme iç içe geçmiş alanlar. Küreselleşme birazdan değineceğim. Belki modernitenin küresel bir biçim kazanması. Elbette bunda neyin etkileri var? Bunda şüphesiz yani yeni teknolojilerin şüphesiz etkisi var. İşte üretimin farklı bir alana kayması, daha böyle insan emeğinden kurtularak robotik teknolojilere, elektronik teknolojilere kayması, üretimin yeniden planlanması, güç merkezlerinin çoğullaşması falan. Bunun bir sürü farklı nedenleri var. Modernite üzerinden başlarsak, modernite Avrupa'da demek ki başlayan, işte 18. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'da başlayan ve hızlı bir şekilde dünyanın geri kalanı üzerinde etki yapan bir bu düşüncedir, aynı zamanda bir dünya görüşüdür, aynı zamanda bir siyasi, sosyal akımdır. Yani bunların hepsini birlikte düşünmek gerekiyor. Tek başına ele almak zor.
Kelime anlamı modo. Yani hemen şimdi anlamına geliyor. Bu kavramın kendisi esasında çok modern değil. Çünkü bu kavramı ilk defa kullanan Aziz Augustus, Aurelius Augustus. O da milattan sonra 5. yüzyılda kendilerini pagan olmayanlardan, yani kendilerine pagan olanlardan daha doğrusu putperestlerden ayırmak için biz moderniz ismini kullanmış. Moderni bir anlamda eskiye ait olmayan, pagan olmayan, yani biz Hristiyanız, Tanrı'ya inanıyoruz. Biz pagan değiliz, moderniz, bu çağa aitiz, yepyeniyiz anlamında bunu kullanmış. Bu tabii ki çok sonralar 16. 17. sonra yavaş yavaş kullanım değeri kazanmaya başlamış. Bunun tam karşılığı Türkçe'de muasırlaşma, çağdaşlaşma dediğimiz şey. Yani bu çağa, bu asra, hatta asrileşme dediğimiz şey bu çağa ait anlamına geliyor. Yani aslında modern bu çağa ait, bu çağda olan anlamında kullanılan bir kelime. Uzun süre özellikle batı dışı toplumlarda batılılaşma kavramı kullanılmış. 20. yüzyıldan sonra da bu modernleşme kavramını bunun yerine kullanmaya başlamışlar. Demek ki genelde geleneksel olanın karşıtı olarak kullanılıyor modern. Yani modern nedir? Geleneksel olmayandır. Geleneksel olan nedir? İşte buna sınıf bakımından bakarsanız geleneksel olan işte orta çağın feodal toplum yapısıdır. Bir tarafta toprak mülkiyetinin işte feodal seigneurların ve onların vasallarının elinde olmasıdır. Diğer taraftan kilisenin teokratik gücüdür. Öbür taraftan aristokrasinin toprak üzerinde sahip olduğu ayrıcalıklardır. Yani buna dayalı bir ittifaktır. İşte modern olan nedir? Modern olan burjuvazidir, işçi sınıfıdır. Modern olan işte bunun siyasal örgütlenme biçimi olan ulus devletlerdir, parlamentodur. Bu açıdan baktığımızda siyasal anlamda modern olan bunlar, geleneksel olanlar ise orta çağın feodal düzenidir. İşte bu dediğim gibi eğer buna üretim açısından baktığınızda geleneksel olan nedir? Geleneksel olan daha çok küçük zanaatkarlık el sanatlarıdır. Zanaatkarlıktır. Küçük atölye tipi üretimdir. Bu geleneksel üretim biçimidir. Yani daha çok lonca sisteminin temsil ettiği ve belli mesleklerin diyelim ki babadan oğula geçtiği ve bunu da lonca sistemin sıkı bir şekilde kontrol ettiği bir zanaata dayalı üretimdir geleneksel üretim. Modern üretim nedir? Fabrika üretimidir. Buhar gücünün kullanılmasıyla birlikte sağlanan işte bu dinamik güç, mekanik güçle birlikte bu gücün insan emeğiyle bütünleşmesi ve bir yerde çok daha seri bir şekilde işin işte belli bir iş bölümü tanımı çerçevesinde işin parçalara ayrılması ve bu sayede işin çok hızlı bir şekilde meydana gelmesi veya üretimin çok hızlı bir şekilde meydana gelmesidir. Üretim araçlarıyla üretimin çalışanlar arasındaki bir ayrımdır. Yani eskiden zanaatlarda nedir? Zanaatta herkes kendi işini yapar. Kendi atölyesinin, kendi iş yerinin sahibidir. Burada ise üretim araçlarının mülkiyetiyle üretimde çalışan emek birbirinden ayrılmıştır. Mülkiyet tamamen proleterin dışında bir burjuvazi dediğimiz kişiye aittir. Bütün üretim sürecini o planlar, sermayeyi o sağlar, fabrikayı o kurar. İşçi ise salt kendisine düşen buradaki emek sağlama işini yerine getirir. Bu şekilde işçinin üretime yabancılaşması söz konusu olmuştur. Artık işçi sadece üretimin basit ve vazgeçilebilir bir parçasıdır. Çünkü onun yerine bir başkası da gelip çalışabilir. Burada artık her ne kadar uzmanlaşmanın etkisi varsa da bu tip yeni ilk üretim biçimlerinde büyük ölçüde sıradan bir üretim gücüne, sıradan bir emeğe dayandığı için de pekala onun yerine başkasının da kullanılabileceği değişken bir emek söz konusudur. Demek ki kırda daha çok kendi emeğiyle çalışan, daha çok kendi üretim aracına, kazmasına, baltağına, orağına sahip olan bir köylüden veya diğer tarafta küçük el sanatçısından, küçük zanaatkardan fabrikayı tarzda üretim ve üretimle üretim araçlarına sahiplerinin farklılaşması, üretimin büyük ölçüde dediğim gibi mekanikleşmesi ve bütün bunları burjuvazinin planladığı rasyonel bir üretim biçiminde gelişmesi modern olandır. İşte modern olanı kültürel anlamına bakarsanız diyelim ki modern öncesinde daha böyle mesela Latince'nin ve Grekçe'nin egemenliği oysa ki diğer taraftan modern olan ulusal dillerdir. Fransızca'nın, İngilizce'nin, Almanca'nın gelişmesidir. Yani dilin, kültürün daha çok milli ve özel bir yapıya kavuşmasıdır. Ne bileyim işte buna dediğim gibi geleneksel değerler açısından bakarsanız işte daha çok kamucu, daha gelenekçi, daha cemaatçi bir yapıdan daha özerk, daha özgür, daha bireyci bir yapıya geçiştir. Yani bir yerde bütün bunlar bu modern olanın ne olduğunu tanımlıyor. Modern olana siyasal açıdan baktığımızda, başka sosyal açıdan baktığımızda, kültürel açıdan baktığımızda veya ekonomik açıdan baktığımızda bambaşka parametreler karşımıza çıkıyor.
Bütün bunların tümünü de biz modernite olarak ele alıyoruz. Modernite demek ki bir taraftan aydınlanmayla ortaya çıkan akılcılık, diğer taraftan üretim sürecinin rasyonel bir şekilde örgütlenmesi, işte öbür taraftan cemaatlerin, ailenin, toplumun yerine bireyin özelliğinin, bireyin işte kendi varlığının ortaya çıkması. Sonra bu işte kentleşme, daha önceki kırsal alandan farklı olarak kentin kıyıya karşı üstünlüğü, oysa Orta Çağ favelitesinde kır kente bağlıydı. Pardon, kent kıra bağlıydı. Büyük ölçüde kırın burada kendi kendine yeten özel bir yapısı vardı. Oysa ki modernite kentin merkez haline geldiği, kırın büyük ölçüde kenti beslediği ve kente bağlı olduğu yeni bir artık üretim biçimidir. Burada çünkü fabrikalar, iş yerleri, işte bankalar hepsi kentte bir araya gelmiştir. Bundan dolayı da kentin önemi artmıştır ve yoğun bir insan sirkülasyonu kente doğru akın etmiştir. Bu açıdan bakarsak da bir tarafında da dediğim gibi kentleşme vardır. Öbür tarafında dediğim gibi rasyonalite vardır. Öbür tarafında aydınlanma vardır. Bireycilik vardır. Humanizma vardır. İnsan hayatının daha çok insan yapımı kanunlarla düzenlenebileceği ilkesi vardır. Yani Orta Çağ'da daha çok Tanrı adına hükmeden ve Tanrı adına kanun koyan bir kilise sınıfı söz konusuydu. Ve kilise Tanrı'nın bir anlamda sözcüsü konumundaydı. İlahi hakikatleri yorumlayarak insanlara nasıl yaşamaları gerektiği ile ilgili belirli bir takım öğütler sağlıyordu. Çünkü onlara göre insanı en iyi tanıyan varlık Tanrı'ydı. Tanrı insanla ilgili dolayısıyla olarak bildirdiği vahiy aracılığıyla insanların nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili genel bir kanaate sahipti. Ve bunu yorumlama hakkı sadece dini eğitimden geçmiş bir din adamları sınıfına aitti. Ve bu din adamları sınıfının önderliğinde, aristokrasinin de desteğinde bu yeni düzen büyük ölçü Tanrı düzeniydi. Augustinus'un dile getirdiği bir tarafta Tanrı düzeni, öbür tarafta şeytanın düzeni. Hangisine tabi olmak istersiniz? İnsanı Tanrı mı daha iyi tanıyabilir yoksa dünyevi çıkarlar mı? Şeytan aynı zamanda çıkar, dünyevi itirazlar anlamına da geliyordu. Bu açıdan bakarsanız büyük ölçüde siyasal meşruiyet büyük ölçüde teokratikti. Yani Tanrı iradesini egemen kılmaya çalışan bir kilise otoritesi söz konusuydu. Bunun dışına çıkmaya çalışmak Tanrı'yı reddetmek anlamına geldiği için de dinsizlik anlamına gelirdi. Şimdi bütün bu düzenin de bir anlamda yine tersine dönmesi bir yerde Tanrı adına hükmeden bu kilisenin ve onun destekçisi diğer sınıfların yerine en iyi insanın kendisinin tanıyabileceği ve insanın aslında yanlış tanındığı. Mesela en büyük eleştirilen bir tanesi de neydi? Kilisenin insanla ilgili negatif insan anlayışıydı. Yani kilise insanı büyük ölçüde kötülüğün kaynağı olarak görüyordu. Onun dünyaya gelişi bir tür zaten fırlatılma, atılmaydı. İnsan işlediği günah dolayısıyla dünyaya terk edilmişti. Bu ilk günah bütün insanlığın ortak günahıydı. Bundan dolayı da insanın aslında her zaman için kötülüğe meyilli olduğu, insanın günahkar olduğu düşüncesi vardı. Ve kilise de bu günahkar, günaha meyilli olan insanı bir anlamda elinde sopayla dizginlemek ve onu kontrol etmek için vardı. Bu anlayış dolayısıyla kilise otoriterliğini biraz da bunun üzerine kurguluyordu. Oysa ki humanizma ile başlayan bu insancılık dediğimiz şey büyük ölçüde insanın esasında doğuştan kötü olmadığı, tam aksine insanın iyi olduğu ve eğer ona fırsatlar tanınırsa iyi olan doğasını ortaya çıkaracağı iddiası söz konusu oldu. Bu sayede bütün bu kötümserliğin de yerine iyimserlik almaya başladı. Gerçek insan humanizma ile birlikte ortaya çıktı. Daha önce daha çok imgesel bir şekilde anlatılan, sembolik bir şekilde anlatılan insan yerine insanın örneğin resimde diyelim ki Orta Çağ tasvirlerinin yerini tamamen insan portreleri, işte insan doğa tasvirleri almaya başladı. Bu sayede yavaş yavaş insana dönüş, zevke dönüş. Orta Çağ'da yine benzer şekilde ne vardı? İnsanın aslında estetik bir zevk duyması, hatta dünyevi bir zevk duyması büyük bir günah olarak kabul edilirdi. İnsanı bu günahlardan uzak tutmak için kilise daima ciddiyetle, hatırlar mısınız bilmem bir kitap vardır Gül'ün adı diye. Umberto Eco, ünlü işte gösterge bilim üzerine falan çalışmıştır. Ünlü bir romancı, Foucault sarkacı, dediğim gibi diğer taraftan Gül'ün adı filme de çevrilmiştir. Sean Connery bu filmi yönetmiştir. Şey, o en önemli oyuncusudur. Bu filmde bir Orta Çağ'da Fransisken rahiplerinin bulunduğu bir yerde bir cinayetler üzerine başlayan bir soruşturmanın sonuçlanması veya soruşturmanın araştırılması üzerine kurulmuş. Burada birkaç tane rahip ölmüştür. Bu rahipler işte kitapları incelerken ölmüşlerdir. Bu işte kilisede bir esrarengiz başlayan olayları araştırmak üzere iki tane Fransisken rahip tayin edilir. Fransiskenler de bu Orta Çağ'da Katolik rahiplere Katolik rahiplere aykırı olarak veya bunlara muhalif olarak doğmuş
Fransa'da ortaya çıkan bir din adamının önderliğinde gelişmiştir. Büyük ölçüde kilisenin işte bu dünyevi hayattan uzak durması gerektiğini dile getiren bir yaklaşımdır. Papazların özellikle semirmesi, papazların işte göbeklenmesi, aşırı işte tüketimi, bunun meydana getirdiği kiliseye karşı, tepkiye karşı Fransızkenler papazların işte daha sade yaşaması gerektiğini dile getirmişlerdir. Neyse bu romanda buraya giren, araştırma yapan Fransızken rahipler neticede olayın aslını bulurlar. Bütün olayların gerisinde bir tane kitap vardır. Bu kitap Aristo'nun eski işte kitaplarından bir tanesi Gülme Üzerine isimli bir kitabıdır. Gülme Üzerine diye bu kitabın adı. Bu kitap kilise tarafından yasaklı kitap haline getirilmiş ve özel bir yerde saklanmıştır. Bu kitabı okumasınlar diye de bu kitabın yapraklarına zehir sürülmüştür. Bu kitabı gizlice okumaya çalışan herkes kitapların sayfalarını çevirirken bu yapraklardaki zehirler insanların işte dudaklarına geçmiştir ve bu sayede zehirlenmişlerdir. Niye kilise bu kitabı yasaklamıştır? Bizim aslında esas vurgu yaptığımız nokta burası. Çünkü kiliseye göre gülmek kötü bir şeydir. Gülmek insan ruhunu alçaltır. İnsan daima ciddi ve medeni olmalıdır. Bu yüzden de böyle bir Gülmem Üzerine adlı bir eserin insanları zaafa uğratacağı neticesiyle kilise tarafından yasaklanmıştır. Şimdi gördüğümüz gibi temelde kilisenin demek ki gülmeyi bile suç saydığı, gülmeyi bile insan ciddiyetine ters etki yapacak bir durum olarak gördüğü bir anlayış söz konusu. Şimdi buradan yola çıkarsak demek ki Rönesans'la birlikte, özellikle Hümanizma ile birlikte yavaş yavaş acı duyan, zevk duyan, eğlence duyan, etrafı doğayı gözlemleyen ve bundan dolayı da haz duyan bir insan algısının bunun yerini almaya başladığını söyleyebiliriz. Şimdi tabii ki modernite bir taraftan önemli avantajlar sağlamıştır. Özellikle Orta Çağ'ın feodalitesinde ağır baskı altında kalan serfliğin çözülmesini sağlamıştır. Diğer taraftan burjuvazinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Burjuvazi birçok yerde yenilikleri desteklemiştir. Eski baskıcı otoriter rejimler azalmış, bunun yerine işte demokratik rejimler almaya başlamıştır. Şimdi tabii ki işin bir tarafı güvenlik yönü, bir tarafı fırsatlar, bir tarafı ise risk yönüdür. Fırsatları elbette dediğim gibi burjuvazi, hatta nispeten işçi sınıfının bile bundan pay aldığını söyleyebiliriz. Özellikle Refah Devleti döneminde Avrupa'da işçi sınıfının da belli bir ekonomik özgürlüğe kavuştuğunu söylersek bu anlamda toplumun neredeyse sosyal devlet ilkesiyle çoğunluğunun bu refahtan pay aldığını söyleyebiliriz. Ama tabii ki bu göreceli bir durumdur. Dünyanın geri kalanı, yani Avrupa'daki belki işçi sınıfı bu rahatlığı sağlamıştır ama dünyanın geri kalanındaki proleterler, işçi sınıflarının bu kadar varlıklı olduğunu söylemek mümkün değil. Dünyanın geri kalanının sömürüsü üzerine kuruldur Batı Avrupa emperyalizmi. Böyle olduğu için de elbette bu hani dediğim gibi sadece Avrupa'da evet bir tarafında refah sağlamıştır. Avrupa'da bile zaman zaman tartışılan birçok işte olumsuz tarafları modernitenin söz konusu olmuştur. Nedir işte bunlar? Örneğin insanın bir demir kafese hapsedildiği Weber tarafından dile getirilmiştir. Burada kastettiği devletin aşırı bürokratikleşmesi, devletin işte rasyonelite temelli örgütlenmesi, bir yerde duyguların ortadan kalkıp tamamen insanın akıllı bir varlık olarak ele alınması. İşte bu bir ölçüde insana tamamen ne yapmıştır? İşte iş hayatını düşünün. İş hayatında tamamen rasyonel faaliyetler yaparsınız. Burada işte bireysel diyelim ki dostluklar, kişisel bir takım şeyler yoktur. Herkes orada belli bir görev tanım içerisinde bulunur. Herkesin yapması gereken burada belli bir görevi ve bu görevi işte mümkün olduğu müddetçe en iyi, en hızlı bir şekilde yapması gerekir. Zayıf olanlar, iş yapamayanlar elenirler, işten atılırlar. Bir şekilde iş dediğim gibi sürekli bir rekabete dayanır. İşte bu şekilde artık yani eski o dilim gibi geleneksel üretim biçiminde insanın kendi emeğini ürettiği, kendi üretiminin hazzını duyduğu, bir yerde insani ilişkilerin sürdürülebildiği, diyelim ki bir tarlada imeceyle işte birlikte belki ortak işte ne yapıyorsunuz, tarlayı sürüyorsunuz, ürününüzü topluyorsunuz. Bir yerde bütün bunların hepsinin tarihe karıştığı, herkesin kendi çıkarlarını kolladığı, iş hayatının mekanikleştiği ve her şeyin bu ikincil sıradan bayağı ilişkilere döndüğü bir dünyada dediğim gibi insanın artık rakamlardan, sayılardan oluştuğu, insanın işte örneğin öyle oluyor ki sizin performansınız bile işte sayısal şeylerle ölçülüyor. Yani senin nasıl bir insan olduğun, nasıl bir duygu taşıdığın falan bunların hiçbir önemi yok. Bu sene, bu ay diyelim ki ne kadar performans göstermişsin, geçen ay ne kadar göstermişsin, artış var mı yok mu? İnsanların performansa göre ölçüldüğü, ona göre değerlendirildiği. Yani işte sen depresyon yaşamışsın, bu ay işte yakınını kaybetmişsin, işte şurada bir aşık olmuşsun, işte ne bileyim terk edilmişsin, şurada işte çocuğun hasta olmuş. Bütün bu insani olan hiçbir şeyin işin içerisinde gözetilmediği, sadece insanların performanslarının göz önünde bulundurulduğu ve herkesten en katı bir şekilde kendi görevini yapması istendiği
hiç insani ve duygulara yer vermeyen bir şey. Tabii ki bunun elbette pek çok bakımdan insanları belli bir derin bir krize soktuğu da aşikar bir şey. Bütün bunları göz önüne aldığımızda tabii ki ciddi anlamda duygusuz bir dünya ile karşı karşıyayız. Dediğim gibi bu işte Marx da belki işte gelecekte proleter sınıfın ağır sömürüye maruz kalacağını söylüyordu. Bu da bir ölçüde bir kötü belki öngörüydü. Dediğim gibi Weber'in işte aşırı bürokratikleşmenin meydana getireceği demir kafes benzetmesi. Dediğim gibi iş hayatının, mesai hayatının insandan ayrışması, insanın işte üretime yabancılaşması, aile hayatının çözülmesi. Yani birçok aklımıza gelen bugün ciddi endişe verici olaylar da var. Dediğim gibi ama diğer taraftan olumlu tarafları da elbette var. Moderniteyi tamamen haksız yere de şey yapmak, kötülemek de doğru değil. Bugün işte insan hayatının ömrünün uzaması, sağlık teknolojilerinin gelişmesi, işte yolların yapılması, ulaşım iletişim hatlarının gelişmesi. Bütün bunların hepsi elbette modernitenin sonucudur. Yani bir yerde kullandığımız ilaçların da işte nasıl ki bir yan etkileri vardır. Her kullandığımız ilaç belki vururdu, iyileştirdiği kadar tahrip de etmektedir. Bir yerde modernitede böyle bir şeydir. Modernitede sağladığı avantajlarla birlikte neden olduğu elbette yıkıntılar da vardır. İşte dediğim gibi ailenin yıkılması, geleneksel aile yapısının dağılması, ilişkilerin şey olması, kadın erkek ilişkilerinin işte değişmesi, birçok yerde gördüğümüz burada eleştiriye açık durumlar söz konusu. Bütün bunların hepsinin modernitenin sonucu olduğunu söylemek çok da haksız olmaz. Hatta totaliterizmin artması, yani totaliter rejimlerin artması da biraz faşizmin, neonazizmin yaygınlaşması bir ölçüde bunun da modernitenin etkisi altına kalarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Demek modernite bir yönüyle fırsatlar, bir yönüyle risk. Bu fırsatları artırmak, riskleri azaltmak modernitenin temel tarafı. Elbette bu modernitenin daha insancıl bir versiyonunun geliştirilmesiyle ilgili çabalar söz konusu. Moderniteye karşı eleştiriler söz konusu. Ben burada dile getirmedim ama postmodernite adı altında moderniteye karşı ciddi eleştiriler de var. Özellikle modernitenin işte tek boyutlu olduğu ve modernitenin hakikati teke indirgediği, insanları homojenize etmeye çalıştığı, bunu totaliteleştirici bir şekilde yapmaya çalıştığı, insanın çoğul olduğu, gerçeğin, hakikatin çoğul olduğu, teke indirgenemeyeceği, homojenleştirmeye karşı farklı kültürlerin, farklı alt kimliklerin ortaya çıkması, birçok bakımdan burada postmodern açılımlar söz konusu. Ya moderniteyi kendi içerisinden haklı olarak eleştirenler de var. Ama şu gerçeği değiştirmiyor. Bugün modernite dünyanın dediğim gibi her tarafına girmiş, her tarafında etkisini gösteren bir şey. Bu yüzden modernitenin geri dönüş herhalde çok mümkün değil. Bunu ancak işte dediğim gibi bazı gruplar, Amişler gibi küçük gruplar, onlar bile aslında tamamen modernitenin kabul değiller. Sadece kendi istekleriyle moderniteyi bazı yönlerden dışlamış durumdalar. Bu bile bizim modernitenin geri dönüşümüzün olmadığını gösteriyor. Elbette dediğim gibi eleştiriye açık bir alandır. Modernite ile ilgili pek çok eleştiri yapılabilir. Eleştirilerde haklılık payı da vardır. Ama özellikle küreselleşme ile birlikte biraz o noktaya da gelirsek, bu artık öyle bir şey kazanmıştır ki hatırlarsanız McLuhan'ın dünya küresel bir köye döndü ifadesi. Hakikaten de dünya biraz bir zamanlarda böyle bir benzetme vardı. Biri bizi gözetliyor evi vardı bir evde. Hatırlarsınız belki veya hatırlamazsınız. Eskilerde bu tür şeyler vardı, yarışmalar vardı. Şimdi onun yerini Survivor'lar aldı. Orada insanların 24 saatinin izlenmesi esasına dayanan bazı yarışmalar vardı. Bu yarışmaların sonunda işte kazanan herkes işte insanların oylarıyla haftanın galipleri falan belirleniyor. Elenenler eleniyordu. Bu şekilde en sona kalan da bir belli ödül alıyordu. Bu şekilde dünyanın da biri bizi gözetliyor, evine döndüğünü söyleyen ciddi tabii ki şeyler var. İnsanların her tarafın kontrol edildiği, takip edildiği. Bu da yine modernitenin aslında risk dediğimiz kısmını oluşturuyor. Küreselleşme niye oldu? Tabii küreselleşme 90'lara Sovyetler Birliği yıkıldı. Yıkılınca dünya üzerine liberal bir sistem egemen oldu. Bu liberal sistem küresel bir sermaye ile birlikte işlemeye başladı. Bu küresel sermaye dünyanın her tarafına yatırımlar yapmaya başladı. Yani işte Çin'de, Uzak Asya'da yatırımlarını genişletti. Ve neredeyse transnasyonel dediğimiz bu sermayenin girmediği hiçbir yer kalmadı. Bu sayede bütün üretim ağları birbirine eklemlenmiş oldu. Yani bugün işte diyelim ki Amerikan şey şirketi, Apple şirketinin işte Çin'de biliyorsunuz çok büyük bir üretim tesisi var. Yani Çin'de ortaya çıkacak bir işte salgın mesela örneğin gördük ki Çin'de üretimin durmasına yol açtı. Yani dünyanın bu şekilde birbirine eklemlenmiş olması bu tür işte küresel krizlerin de birbirini etkileyen, birbirinin işte ne bileyim işte birbirinin domino etkisi yapan bir şekilde birbirine değmesine de yol açtı.
Küreselleşmenin dediğim gibi altyapısında bu yeni iletişim ulaşım teknolojileri var, yeni üretim ağları var, üretimin parçalanması var. Üretimin tek ülkede yapılmak yerine ağlara, parçalara bölünmesi söz konusu. Bugünün yeni toplumunun network toplumu diye ifade edenler var. Castells mesela bunlardan bir tanesi. Network şeklinde, ağlar şeklinde, internet gibi tek bir merkezden değil, farklı merkezlerin birbirine eklenmemiş ağlar şeklinde dile getiriliyor. Yani bu da neye yol açtı? Dediğimiz gibi esnek bir üretim biçimine yol açtı. Aslında biraz küreselleşme de bunu sağlamış oldu. Yani eskiden tek bir üretim modeli üzerinden milyonlarca üretilen üretimin yerini artık esnek şekilde, yani o bölgenin, o şehrin ihtiyaçlarına, hatta o kişinin ihtiyaçlarına bağlı olarak yeni üretim, esnek üretim biçimleri almış oldu. Yani eskiden diyelim ki aynı üründen 1 milyon tane üretiyordunuz. Bu sayede dünyanın her tarafına pazarlıyordunuz. Şimdi öyle olmuyor artık. Her ülkenin talepleri farklı. Hatta dediğim gibi insanların talepleri farklı. İnsana göre üretim. Yani bir ev dizayn ediyorsunuz. O kişinin kendi isteğine göre dizayn ediyorsunuz. Bir elbise dikiyorsunuz. O insana yönelik artık elbise, özel diyelim ki elbise dikiyorsunuz. Yani bir yerde bu yeni esnek üretim ağları da bu seri üretim bandının yerinin daha dediğim gibi farklı yerlerde küçük işte şeylerle ne denir buna? Küçük bir takım fason üretimlerle birlikte bunun eklenmemesi sonucunu doğurdu. Artık bu sayede yeni bir küreselleşme dalgasıyla, yeni bir dalgayla karşı karşıyayız. Küreselleşmenin en önemli yönü dediğim gibi transnasyonel sermayedir. Bu sermayenin yersiz yurtsuzlaşmasıdır ve dünyanın her tarafına kolaylıkla girebilmesidir. Borsalarda işlem görebilmesidir, yatırım yapmasıdır. Ne bileyim işte bankalara mevduat olarak girip çıkabilmesidir. Bu sayede dünyanın her tarafında aynı zamanda büyük bir etki gücünün olduğunu da söyleyebiliriz. Küreselleşme sadece ekonominin birbirine eklemlenmesi sonucunu doğurmadı. Bu küreselleşme aynı zamanda ortak bir kültürün dünya üzerine egemen olmasını da sağladı. Bu tabii ki Batı Amerikan veya Batı Avrupa Amerikan kültürünün bir yansıması. Küreselleşme ile beraber dünyada belli markalar dünya üzerine yoğunlaşmaya başladı. Yani aynı markanın ürünlerini tüketen dünyada geniş bir yelpaze oluşmaya başladı. Aynı işte marka cep telefonunu kullanan, işte aynı diyelim ki bilgisayarı kullanıp bağlanan, aynı televizyonu veya işte aynı yemeği yiyen, aynı marka kahve içen tüm dünya üzerine bu globalizasyonun, küreselleşmenin böyle bir gelişim seyri izlediğini söyleyebiliriz. Elbette dediğim gibi bunun olumsuz tarafları da var. Yerel kültürlere karşı bir saldırı olduğu da aşikar. Yani bu küreselleşme bir tarafıyla da yerel kültürlere karşı egemen kültürün dünya üzerine baskın bir hale gelmesine de yol açtı. Bu bazen küre yerelleşme dediğimiz, buna glokasyon adı veriliyor. Yani bunun Türkçesi küre yerelleşme. Yani küreselleşme ile birlikte yerelleşme. Küresel bazı kültürün yerel kültürlerle işbirliğine gitmesi ve bu sayede işte ikisinin bir ortak sentezinin doğması anlamına gelebilir. Küre yerelleşme ile birlikte ne örnek verilebilir mesela? Mesela fast food üretim veya fast food tüketim zincirleri. Fast foodlara diyelim ki dönerin girmesi. Bir Türk ürünü olan dönerin bir fast food ürünü olarak hamburgerin yanında pazarlanması. Veya lahmacunun veya Türklere özgü işte çiğ köftenin bunun da bir fast food olarak karşımıza çıkması bir yerde fast food kültürüne yerel bir dokunuşla birlikte bugün Almanya'da Avrupa'nın pek çok yerinde biliyorsunuz döner lokantaları var. Burada fast food gibi ekmek arası dürüm yapılarak yanında işte içecekle birlikte servis ediliyor. Bu da bir küre yerelleşme dediğimiz şeydir. Diyelim ki işte büyük kahve zincirlerine Türk kahvesinin eklenmesi bir belki küre yerelleşme örneği verilebilir. Bu şekilde melez, hibrit kültürlerin ortaya çıkması da söz konusu oluyor. Yani küreselleşme dünya üzerinde elbette tek bir kültürün egemen kılınması şeklinde işlemiyor. Bunun yanında yerel kültürlerle de zaman zaman işbirliği yaparak küre yerelleşme dediğimiz yeni ve farklı varyantların ortaya çıkması da söz konusu oluyor. Bütün bu bile küreselleşmenin esasında modernleşmenin dünya üzerine ne kadar yaygın hale getirdiğini gösteriyor. Bugün dünya üzerine bütün devletler ulus devletlerdir. Dünya üzerine bütün devletler işte belli bir demokratik rejimlerle idare edilirler. Az çok yani bunun neresi tamamına yakın bu şekilde. Bütün devletlerde işte belli bir üretim, serbest piyasacılık söz konusudur. Yani bütün bunlar hepsi yönetimlerde, insanların dünya görüşlerinde, bir kullandıkları aletleri, teknolojilerde dediğim gibi hemen hemen her şeyde insanların bir ortak kültüre doğru gittiğini de gösteriyor. Bunun hepsi küreselleşmenin sonucudur. Tüm bunlar neyle ilgili? Biz bunları niye anlatıyoruz? Hepsi tabii toplumsal değişimi etkileyen unsurlarla ilgili. Bugün bu yüzden toplumsal değişmenin kaçınılmaz olduğunu söylüyoruz. Çünkü modernite, küreselleşme dünyanın her tarafına yayılmış durumdadır. Ve bunlardan kaçabilecek hiç kimse kalmamıştır. Gerçek anlamda küreselleşmenin neredeyse dünya ölçeğinde, küre ölçeğinde egemen olması elbette belli sorunlar meydana getirdiği kadar belli avantajlar da yaratmıştır. Bu açıdan bakarsak da küreselleşme geri dönüşü olmayan bir süreçtir.
Kazananlar da vardır, kaybedenler de vardır. Dediğim gibi yerel sermaye üzerinde, yerel güçler üzerine belli bir baskı oluşturmaktadır. İşte bunun güvenlik sorunları, güvenlik açıkları da vardır. Ama yeni dünyaya elbette uyum sağlamak zorundayız. Bu bilgi ağları, bilgi otobanları, işte dediğim gibi network ağları, işte insansız teknolojilerin gelişmesi, bir yerde işte biliyorsun çok dile getirilir nesnelerin interneti, işte ne bileyim işte birçok işte senkron teknolojiler falan. Bütün bunların hepsi küreselleşmeyle birlikte daha da yaygınlık kazanacağını söyleyebiliriz. Bu sayede dünyada üretimin bambaşka bir biçim alacağı ve yepyeni varyantlar içerisinde kendini geliştireceğini söyleyebiliriz. Haftaya istersen toplumsal gelişmeyi açıklayan kuramlarla devam edelim. Haftaya bu üniteyi bitirelim. Bu haftalık bu kadar diyorum arkadaşlar. İyi bir hafta geçirmenizi diliyorum.